Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasa Efsun'un 26. bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm arası biraz değişiklik yaptık. Buradan da göreceksiniz zaten. Şu arkadaş rubber'ımızı işliyor. Çünkü bayağı bir rubber'a ihtiyacım oluyor. Elimde şunlar kaldı taşırken. Sizleri şuraya atmayayım çünkü burası da dolu. Şuraya geri koyayım. Burayı da tekrar oak ağacına geri çevirdim. Bir ara tekrar birch'e çevireceğim. Şimdi oraya sadece charcoal üretimi için olacak. Bunun yanı sıra yaptığım değişikliklerden bir tanesi, buraya iki tane yeni makine ekledim. Bir de şu arkadaş. Bunu zaten göstermiş olmam lazım. Bu ne? Magnetic rod üretmek için yeni bir zımbırtımız. Yani redstone harcamadan artık magnetic rod elde edebiliyoruz. Ardından burası bir advanced electrolyzer. Özür dilerim. Electrolyzer işlerimi bunu da görüyorum. Şurada dark ashes'ı karbonlara çevirdim. Arkasına advanced diesel generator bağlı. Bunun da arkasına. Ve ardından extruder. Extruder'a birazdan değineceğim. İlk olarak şu an Kasa Efsun'un 1.3 test sürümündeyim. Yani neler eklendi? Yine eklenen mod var. Öncelikle onu söylemem lazım. Biraz gezinelim bakalım. Hiç gözümüze çarpacak mı? Aa. Arı kompları var. Gendüstri modu var. O zaman forestry de vardır. Evet, forestry ve gendüstriyi ekledim. Forestry'yi öncesinde eklemememin sebebi problem çıkartmasıydı. Şu an artık böyle bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla da rahatlıkla ekleyebildim. Yani yakında arılara girişeceğiz ve oil comp var hani. Özür dilerim, telefonum çaldı. Evet, nerede kalmıştık? Evet, Gendüstri var ancak Gendüstri hakkında ufak bir detay. Resipiler biraz tanıdık gelmiş olsa gerek. Evet, resipiler Great Tech şeklinde. Forestry de biraz o hale getirilecek ancak onun için uğraşacağım. O yüzden hala test sürümü. Onu o hale getirsem mi getirmesem mi diye düşünüyorum bir yandan. Beraberinde isteğe bağlı bir mod eklenmişti 1.2.1 sürümünde. Open Computers isteğe bağlı modlar arasına alındı. Ayrıyeten Twilight Forest isteğe bağlı modlar arasına alınacak. Opiste isteğe bağlı modlar arasına alınacak. Ve birkaç tane harita modu. Bunun yanı sıra bakalım başka eklediğim neler vardı. Abi bir an hatırlayamadım. Evet. Galacticraft'ın recipe'lerinde biraz oynama oldu. Bunda oyun değil. Mesela Advanced Wafer. Şöyle recipe'ler eklendi. Böyle recipe'ler vesaire vesaire. Yani Galacticraft'ın recipe'leri düzeltildi. Grey'e daha uygun. Aslında ucuzlaştırdım recipe'leri Galacticraft'ta. Forestry'de burada. Extra Bees ya da Extra Trees'i eklemedim çünkü zaten yeni Forestry ve Buildcraft'la uyumlu değiller. Kaldı ki kalabalık olmasın. Çünkü Gendustry o işi biraz daha Greg kafasında yapıyor. Daha sonra endüstriyel bir kafada yapıyor. Evet, değişikliklerimiz bunlar kabaca. Buildcraft şu an güncellenemiyor Tommy Tinker'dan ötürü. Tommy Tinker'ın
6-2-1, ya yani Buildcraft 6-2-1'e uygun sürümü çıktığında Tom Tinkerer'la beraber Buildcraft da güncellenecek ve bununla beraber Kasa Efsun 1.3 sürümünü yayınlayacağım muhtemelen. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde ben çoktan sürümü yayınlamış olabilirim. Aa evet, bir de Major Pursuit eklendi. Onu unutuyordum neredeyse. Ve tabii ki de gene umutlanmayın. Major Pursuit'in recipe'leri de bu şekilde. Hani şaşırmayacağınız üzere. Evet. Bu kısım geçtiğimize göre sıra Extruder'da. Öncelikle hatırlıyorsunuz. Bir tane gear yapmak için 4 tane plate, 4 tane de rod lazımdı. Ama şimdi bir tane gear yapmak için ihtiyacımız olan tek şey şurada gear şeklindeki shape alıp, bu arada bu da bu şekilde craft ediliyor. Katırı bu şekilde koyuyorsun. Bu da bu şekilde yapılıyor. Yani bunun 20 farklı şekli var. Ben ihtiyacım olanlarını hepsini yaptım. Plate'in lazım olduğu tek bir şey var. Plate benliği daha çok tercih edeceğim burada. Plate'in işe yaradığı şey rubber yapmak. Rod. LT'den ufak bir avantajı var. LT bir tane. Rod bir de onun iki tane small dust'ını veriyor. Burada rodumuzu yapalım. Direkt iki tane rod verdi. Evet. Bunun yanı sıra bolt, ring, cell, casting. Casting'in ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Şunları yapmak için. Bayağı bir işimize yarıyor bunlar. Tiny pipe, small pipe, normal pipe, large pipe, huge pipe ve gear. En çok gear işime yarıyor. Çünkü gear bana çok fazla... Gear ve rod daha doğrusu. Bunlar bana çok fazla zaman kaybettirirken artık böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Kısacası Extruder yapabildiğiniz ilk fırsatta yapmanız gereken bir alet. Ancak bunun basic versiyonunu sakın yapmayın çünkü dikkat ederseniz recipe'lerin çoğu 128 EU kullanıyor. Böyle 512 EU kullananlar da var. Ama ihtiyacımız olan bizim şu ana kadar ihtiyacımız olan bütün recipe'ler mesela rod recipe'leri böyle. Tabii şey, materyal pahalılaşınca böyle şeyler de var. Ama çoğunlukla minimum 128'lik halini kullanmanız lazım. Base ile rubber'ı işleyebilirsiniz ama hani. Demişken size rubber'ın bunda işlenme hızını da göstereyim. Biraz şaşırtıcı bir hız. Plate. Gel. Evet. Rubber sheetlerimiz bu şekilde işleniyor. Burada da madenlerimiz işleniyor. Şu an copper ore'ları. Sentrifüj ediyorum. Buradan kobalt elde ediyoruz bir yandan. Kobalt yakında bayağı lazım olacak bir arkadaş. Çünkü birkaç recipe de işimize yarıyor. Ayrıca aşağıdaki birkaç değişikliğimize bakalım. Aşağıdaki tek değişikliğimiz şunları Advance ile değiştirdim çünkü çok yavaştı. Sadece hızlansın diye Advance ile değiştirdim. Bu arkadaş yine bana mısın demeden çalışıyor. Tabii mod paketini değiştirirken senin sıvıların gene karışmadıysa. Evet, karışmış. Delete. Bu arada bu tankları ve dizel jeneratörleri dolduruyordu.
Specify amount. Tamamdır. Tabii hepsini doldurdu öküz gibi. Evet, bunlar çalışmaya başladı tekrar. Fuel'a ihtiyacımız vardı. Ve bunlar fuel üretiyor şimdi. Evet. Yakında burası kendine gelir. Tabii burada fazlalık fuel'larımız da var. Evet, böyle basit bir... Özetimizi geçtiğimize göre sırada ne yapalım? Evet, güzel soru. İlk olarak yapmamız gereken önemli bir şey var. Steam jeneratörlerinden şimdilik kurtulalım. Basic diesel jeneratör. Tüm enerji üretimimizi dizele çevirmek istiyorum. Dizele çeviriyoruz daha doğrusu direkt. Şimdi bir tane de aşağıda vardı, onu da çevireyim hemen. Ya da o kalsın şimdilik. Sen gel. Evet. Artık her şey, bir makine hariç her şey dizelle çalışıyor şu an. Aşağıda inelim. Yakında yeni evimize geçtiğimizde bu arada şu sistemi de geliştireceğim. Bunların gelişmiş versiyonları gelecek. İlk olarak ama şu şekilde kullanalım. Bunların advance'ı gelecek. Advanced distillery'ler daha hızlı çalışacak bizim için. Daha fazla enerji tüketecekler ancak neticede daha fazla yakıt üretiyor olacağız bir yandan da. Ve bir yandan gelişmem gereken önemli bir şey daha var. O da croplar. Croplara da girişmek istiyorum fakat şu an mı girişsem yoksa... Evet, croplara girişmeye başlayalım. O zaman bize bir hole lazım. Evet, steel'den hole yapayım. Neden olmasın? Gel bakalım. Ayrıca kasa muzeşist hakkında birkaç ufak haber vereyim. Kasa muzeşistin de gelişmesi başladı. Ancak muhtemelen zaten çok rahat destek veremediğim için kasa 2'den destek keseceğim. Zaten yeni eklenen modlarla beraber kasa Efsun kasa 2'yi pek aratacak bir paket. Aratmayacak bir paket olmaya başladı. Ama hala tam emin değilim. Ama muhtemelen dediğim gibi kasa Efsun'dan desteği kasa 2'den desteği keseceğim. Kasa Efsun devam edecek sadece. Ve kasa mazoşist. Evet. Başka neye bakıyordum? Croplar. Patatesler. Karpuz. Tamam, şu kadar bir CD işimi görür. Evet. Şimdi gelelim.
5 4 Evet. Burası su kaynaklarımız olacak. Beraberinde şuraya da bir açalım. Evet. Burada burası geçici bir tarla. Burası tarla değil de breed alanı. Asıl breed alanı. Yine evimize taşınınca olacak. Bu bölüm sanırsam Miscraft araştırmalarına başlarım. Hala Miscraft'ı çok iyi bilmiyorum, hatta gram bilmiyorum. Kovam zaten buradaymış. İnelim bakalım. Bir kovaya daha ihtiyacım olacak. Ondan sonrasını buradan tamamlayacağım. Gel bakalım. Kasamız uç site bu arada nerflenecek modlar arasında Railcraft var. Onu söyleyeyim size. Neden böyle bir şey yapacaksın diye soracak olursanız, çünkü kasa mazoşist. Kasa mazoşist oynayacak insan zaten mazoşisttir. Evet, şimdi. Onları da tanıdığımıza göre... Ho! Ho 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 ho. Bu arada neden bu şekilde yaptın diye soracak olursanız... Tamamen keyfimden. Bir de şöyle bir durum var. Su kaynağına ne kadar uzak olursa... O kadar geç büyüyor bitkiler. Sen havuç ol. Sen patates. Sen patates. Sen de karpuz. Tabii mahvettim azıcık da. Seed. Seed, bu tamam. Evet. Bu neden koymuyor? İlginç. Ha, karanlık diye mi? Olabilir. Bitkilerin karanlıkla alakalı bir durumu vardı. Bu arada şu an crossbreed'leri koymuyorum çünkü basitçe sıkıntı oluyorlar. Tamamdır. Bunlar büyüye dursun. Bunlar tam boyutlarına geldiklerinde bunları gidip bunların yanına gidip crossbreed'lerimizi, yani şu ve şunu koyacağız. Fakat tam büyümeden yaptığımız takdirde olan sonuç bolca wheat elde etmek olur. Evet, bunun da üstesinden geldiğimize göre
Şuradaki su bağlantımız durmuyor. Burada mıydı? Tamam. Benim biraz daha şişem olması lazım. Neyse yaparız. Tabii ki de extruder lazım. Evet. Extruder'la uğraşmamı istiyor arkadaş. Ben ise hala Potion of Healing'im var. İhtiyacım yok. Şişe elde etmek için kullandığım... Hah, burada varmış bir de. Siz de gelin. Gel. Tamamdır. Dört tanesi şimdilik işimi görür. Rastgele dünyalar yaratacağım biraz. Siz de gidin şöyle. Sen de git. Evet, iki set yaratabiliyorum şimdi. Sen gel. Deriler gelin iki tane. Sen şöyle gel. Tamam, descriptive book'umuz bu. Sen de şöyle gel. Tamamdır. Ardından... Pardon. Book stand. Senden yapalım biraz. Testeresiz falan direkt keselim seni. Gel bakalım. Hadi bakalım nasıl bir age'e denk geleceğiz. Yüklensin. Evet. Gene Sky Island. Oy. Evet ve hafif kasıyor burası. Ciddi anlamda kasıyor şu an. Benim bilgisayarım kasıyor. Dünya jeneri oluyor sanırsam. Evet. Bayağı güzel kasıyor. Öyle böyle değil, önünü alamıyoruz. Link book'umuzu koyalım şöyle. Dünyada elle tutulur, gözle görülür. Enderman var. Bir saniye. Bir ore spawn olmuş burada. Appetite ore. Haha! Tam Forestry'den bahsediyorken. Ve kasması durdu. Enderman'lere bakma. Köfte, Enderman'lere bakma. Evet. Appetite'lar ve benim işlemci coşmaya başladı.
Ben buraya daha sonra geleyim. Appetite'ları öyle kazıyım. Oy, aşağı doğru kazmayacaktım. Bu isteğe bağlı olmadı. Evet. Ama Enderman avlamak için de aslında burası değil de diğeri daha mantıklı. Oo. Evet ve şurada bir kütüphane var. Aradığım şeylerden bir tanesi bu. Fakat oraya gitmemin bir yolu söz konusu değil. O yüzden yeni bir dünya yaratacağız. Gene. Şimdi bana bir book stand. Nasıl bookcase. Bayağı bildiğin testereyle uğraşmıyorum şu an. Evet. Kitaplığımız şöyle gelsin. Şimdi koyalım şöyle. Aynı şekilde. Yok ya sen kal. Yazamıyorum adını. Neyse sen kal öyle. Dizel jeneratörler siz gidin. Ben niye sizi tutmuşum? Sen gel. Aletler siz gidin. Bana sadece şurada kılıçlar kalsın. Sen kal. Yemek kalsın. Evet, tamamdır. Bu güzel. Şu tanımadığım orları daha sonra okuturum. Tamam, diğeri alacaktım. Ayrıca şurada ilgimi çeker. Caver, distributor, double length. No seas, tendrils, sunset. İşime yarayan bir blok yok. Tamamdır. Bu arada şunları taramadım. Tarayabiliyor muyum daha doğrusu? Evet, arayamıyorum. Bunu... Tamamdır. Bunları tarayabiliyorum ama. Age 4. Hadi bakalım. Nasıl bir dünya karşımıza çıkacak? Yağmurlu olduğu kesin. Hani... Tamam, kömür madeni var. Evet, dünya jeneri oluyor. Yalnız neden hepsi Eldritch biyom oluyor? Bayağı bildiğin şu ana kadar denk geldiğim bütün dünyalar Eldritch biyom. Benim mi şansım yoksa öyle saçma bir ayarım mı var şu an? Ama sanırım... Tabii şu an Wood'um olsaydı güzel olabilirdi. O zaman ben bir hemen geri dönüp book stand yapıp öyle geleyim.
Evet, gel. Ama sanırım o dünya gezmek için güzel olabilir. Hayır. 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 Linkbook yok oldu. Bunu yapacağım. Olmaması gereken bir şeydi çünkü bu. Ve kendimi evimin bulunduğu yere ışınlamam lazım. Evet. Bu olmaması gereken bir şeydi. Yağmurdan etkileniyorlar mıymış bunlar? Bunu bilmiyordum cidden. Bu arada ölsem orada ölürdüm gene. Orada doğuyorsun ölürsen. Kısacası ölmek de karlı bir iş değil. Sekiz. Gel. Şimdi sizden bolca yapmamız lazım. Bu arada TPX boyutlar arası ışınlanabilmenizi sağlayan bir komut Miscraft ekliyor. Hadi bakalım. İnk mikser. Deri. Gel. Şimdi sen gel şöyle. Tamamdır. Bundan sonra yapmamız gereken şey bolca gezmek. Bu arada arı kovanlarını da bulabiliyoruz buradan rahatça. Ve bolca da şu arkadaşlar var. Yalnız ciddi anlamda gezerken kasıyor. Eldritch boyumun özelliği mi yoksa nedir bilmiyorum ancak Miscraft pek hoş şeyler yaşatmıyor bize şu an. Ve burayı gezerken çok işime yarayacak bir item biliyorum. Evet. İnanılmaz derecede işime yarayacak hem de. Esnada, bu arada şurada da bir kömür yatağım var. Ve hatta sadece kömür sanırsam. Lignit göremedim. Evet. Hadi bakalım. İşime yarayacak item ney? Bunun için tabii ki de bana Om Nom Nomikon lazım. Om Nom Nomikon. Boots of the Traveler. Bir tane balık. İki tane Earshot. Enriched Fabric Feather. Tamam. O zaman şu an balık tutmamız lazım. Bu arada fish elde etmenin bir yolu var mı? Yok. Fishing rod. Tamamdır. Sen gel. Bir tane balığa ihtiyacım var sadece. Bir. Bir tanecik. Ben hemen gereken malzemeleri hazırlayıp geliyorum. Evet ve geri geldim. Şu son pipe'ımızda Small Wooden Fluid Pipe kullandım. Iter için. 25 Iter, 25 Volatus lazımdı. Bunun dışında geri kalan şeyleri de koydum buralara. Balığımız somon geldi. Evet. Goggles of Revealing gibi de taktım.
Sen dola dur. Evet. Sen dolduğuna göre artık başlayabiliriz. Bir aksilik olma. Aksilik olacaksa da air shard'larda olsun düzgünce. Tamamdır. Bu ilginçti. Tamamdır. Başlıyor. Bunları aldı. Tüyü aldı ve balığı aldı. Evet. Boots of the Traveler'ımız hazır. Gördüğünüz gibi bizi hem daha hızlı koşturuyor, hem bir blokluk mesafenin üstünden atlatabiliyor, hem daha fazla zıplatıyor. Hem de düşüşümüzü yavaşlatıyor. Darsu yavaşlatmıyor da düşüşten aldığımız zararı. Oha. Gördüğünüz gibi bu kadar zıpladım. Evet. Fazlasıyla harika bir item. Gördüğünüz gibi Boots of the Traveler. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köfteniz köften iyi günler, iyi eğlenceler. Ben dünyamızda gidip biraz kütüphane arayacağım.